Başkan Erdoğan yerel seçim mesajında yeniden İstanbul vurgusu yaptı. CHP lideri Özgür Özel'in konserde Pelvin Çakar'ın elini öpmesini hatırlatarak bölücü örgüte sempati duyanlarla opera dinlemeyi, kahvaltı yapmayı, seçim ittifakı kurmayı maharet saydılar dedi. Erdoğan deprem bölgesindeki fırsatçıları da uyardı. Bakın bugün bir başlık atıyorum. Yeniden İstanbul. Bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akılla mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısında gençlerin İstanbul bizimdir, bizim kalacak sloganlarına bu sözlerle karşılık verdi. Yerel seçimleri işaret etti. Cumhur İttifakı'nın inşallah 31 Mart seçimlerinden de alnının akıyla çıkacağına inanıyorum. Sözü muhalefet partilerine getirdi Erdoğan. Hançer siyaseti vurgusu yaptı. Muhalefet cenahında son dönemde yaşanan gelişmeleri sadece yüzümüz kızararak değil, inanın üzülerek de seyrediyoruz. Milletimiz hançer siyasetinden artık bıktı, usandı. Belki hatalarını anlarlar diye ümit etmiştik. Ancak Batı cephesinde değişen hiçbir şey olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrı parantez açtı. İsim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Bölücü örgüte sempatiyle bakanlarla opera dinlemeyi, kahvaltı yapmayı, seçim ittifakı kurmayı maharet saydılar. Şimdi de el etek öptükleri için onur duyduklarını ifade ediyorlar. Erdoğan'ın gündeminde deprem fırsatçıları da vardı. Deprem fırsatçılarına da biz göz açtırmıyoruz. Genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 2025 yılı sonuna kadar mevcut cezaların 10 kat daha ağır uygulanmasını sağlayacağız. Erdoğan ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi. Merkez Bankası rezervlerinin 134,5 milyar doların üzerine çıktığını söyledi. Doğalgaz faturasına devlet desteğinin süreceğini ifade etti. Vatandaşlarımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Erdoğan çalışan emekliye 5 bin lira ikramiyenin meclis onayını aldıktan sonra ödeneceğini de hatırlattı. Ve Yunanistan'la ilişkiler. Erdoğan 7 Aralık'ta gerçekleştireceği Yunanistan ziyaretine ilişkin yeni bir sayfa mesajı verdi. İşbirliğimizi geliştirebileceğimiz pek çok başlık vardır. Yunanistan seyahatimizin şimdiden ülkelerimiz arasında yeni bir sayfanın açılmasına vesile olmasını diliyorum.